Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Reform hazırlıkları kamuoyuna sunum aşamasına geldi dedi. Taciz ve yolsuzluk iddiaları üzerinden CHP'ye yüklendi. Partisinin ilk kongrelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı ve projesi olan sadece Cumhur İttifakı'dır mesajı verdi. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir. Günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız dedi, ekonomi ve hukukta reform adımlarının kamuoyuna sunum aşamasına geldiğini söyledi. Projesi, programı, planı olan tek parti AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri sadece eski Türkiye kalıntısı polemiklerle, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürmektedir. Partisinin 5 ildeki kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden seslendi Erdoğan. Hedefinde muhalefet, özellikle de CHP vardı. Daha kendi partileri içindeki tacizlerin, arsızlıkların hesabını veremeyenlerin bu ülkenin topyekün yönetimine talip olmaları tam bir kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten de ülkeye ve millete hayır gelmez. AK Parti teşkilatlarına talimatlarını da sıraladı. Ne adam sendeciliğe, ne kibre asla kapılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin her bir ferdine ulaşarak kendi yaptıklarımızı anlatacak, muhalefetin yalanlarını ve iftiralarını ifşa edecek olan sizlersiniz. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı, sosyolog Nur Vergin'in cenaze törenine de katıldı. Herhalde benden daha iyi Beyaz Türk kimse olmaz derdi ama hiçbir zaman da Beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Ve o görüntüler, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinden biri, sopalı ve silahlı saldırganlar kaçarken Özdağ'ın onları kovalamasını cep telefonuyla işte böyle saniye saniye kaydetmiş. Hadi o görüntüleri izleyelim. Silahlarla, sopalarla geldiler. Tam 5 kişi saldırdılar. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hedef alan çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Özdağ cuma günü evinin önünde tam da arabasına binerken saldırıya uğramış, başından ve yüzünden yaralanmıştı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla soruşturma derinleştirilirken o anlar saniye saniye bir evin penceresinden cep telefonuyla görüntülendi. Özdağ ve şoförü gözaltına alınan iki saldırganı emniyette teşhis etmişti. O saldırganlar ifadelerinde başka kimse yoktu. Sopa ve silah kullanmadık dese de görüntüler onları yalanlıyor. İkisi silahlı, diğerleri sopalı saldırganlar darp sonrası kaçarken Özdağ onları işte böyle kovalıyor. Birkaç el silah sesi de duyuluyor o anlarda. Saldırı sırasında araçtan inmesine müsaade edilmeyen şoförüyle birlikte Özdağ arkalarından koşuyor ama saldırganlar olay yerinden beyaz bir araca binerek hızla uzaklaşıyor. O aracın kiralık olduğu, saldırganların Özdağ'ın evinin önüne gelirken plakasını kapattıkları da tespit edildi. Onlar Özdağ'la tesadüfen karşılaştıklarını iddia etse de tespitler planlı bir saldırıya işaret ediyor. Beşinin de kimlikleri belirlendi. Yakalananlardan biri 23 yaşında üniversite öğrencisi, diğeri 25 yaşında lise mezunu. İkisi de işsiz. Onların sorguları devam ederken firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Selçuk Özdağ'a yönelik bu saldırının görüntüleri ortaya çıkmadan hemen önce CHP lideri Gelecek Partisi'ne geçmiş olsun ziyaretine gitti. Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Liderlerin 1980 öncesine dönmek istemiyoruz mesajına MHP'den tepki geldi. Siyasetin gündemini değiştiren saldırı nedeniyle Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Birilerinin bir düşünceyi beğenmiyorum diye taşlarla, sopalarla, silahlarla saldırmasını asla kabul etmiyoruz. 70 öncesine, 80 öncesine dönmek istemiyoruz. Sayın Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı şahsen Selçuk Özdağ'a yapılmış bir saldırı değildir sadece. Ahmet Davutoğlu'yla İstanbul'da bir araya geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Can ve mal güvenliğini sağlamak devletin sorumluluğu dedi. Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı üzerinden hükümete çağrı yaptı. Devleti yönetenler derhal olayın üzerine gitmek ve olayı çözmek için gerekli talimatları vermeleridir. Bu talimatların verilmesi lazım. İki liderin 1970 ve 80 öncesi olaylarını hatırlatmasını akıllarındaki kirli niyetin dışa vurumu olarak değerlendirdi MHP. Genel Sekreter İsmet Büyükataman, sokak tehditlerine ve teşviklerine geçit vermeyeceğimizin, milliyetçi ülkücü hareketin bu komployu bozacağının bilinmesinde fayda vardır açıklaması yaptı. İstanbul mesaisini sürdüren Kılıçdaroğlu bugün de apartman görevlileriyle buluştu. Ortak paydamız olan bayrak ve vatan konusunda bir sorun yoksa ben herkesin sorununu çözmeye talibim. Ve amacım da bu. Ve milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini tabii ki ilgilendiren konu okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kısıtlama ve tedbirlerin etkisiyle tablo her geçen gün daha da iyiye giderken akıllardaki o soruları bilim kurulu üyeleri yanıtladı. Bakın hangi tarihe işaret ettiler? Salgını durdurana kadar tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Virüsle mücadele tablosu her geçen gün umutları arttırırken vakalarda %60'a varan gerileme sağlandı. 151.342 kişiye daha test yapıldı. Vaka sayısı 5.862'ye indi. Hastaların sayısı 749 olarak açıklanırken can kayıplarındaki azalış devam etti. Son tabloda 164 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı yine vakalardan yüksekti. 7.905 kişi sağlığına kavuştu. Hastalığı ağır geçirenlerin sayısı 2.183'e inerken yoğun bakım dolulukları da azaldı. %59,8'e geriledi. Hem kitlesel aşılamanın başlaması hem de olumlu devam eden tablo kısıtlama ve tedbirler ne zaman kalkar sorusunu akıllara getirdi. Okulları önce açmak lazım. Şubat'tan sonrası için belki olabilir diye düşünüyorum ben. Bilim kurulu üyesi Serap Çimşek Yavuz okulların açılabilmesi için vakaların binlerin altına inmesi gerek derken Profesör Doktor Yeşim Taşova da ne zaman rahatları sorusuna yanıt verdi. 2021'in sonuna doğru da daha rahat olup 2022'de muhtemelen daha rahat olacağız. Tedbirlerde gevşeme olmaz, tablo değişmezse 15 Mart'tan sonra normalleşmenin ilk adımlarının atılabileceği konuşuluyor. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21'den 23'e çekilmesi, hafta sonu kısıtlamasının gündüz uygulanmaması, lokanta ve kafelerinde belli kurallarla açılabileceği belirtiliyor. Ama tabii ki bu maskeleri atacağımız, kapalı ortamda bulunacağımız anlamına gelmiyor. Mücadelede ön safta savaşan sağlık çalışanlarının izin ve emeklilik işlemleriyle ilgili kısıtlama da kaldırıldı. 6 günde aşılananların sayısı 900 bini geçti. Sağlık çalışanlarının ardından huzur evleriyle engelli bakım merkezlerinde yaşayan ve çalışanların aşılanmasına başlandı. Aylardır COVID riskinden dolayı sevdiklerinden uzak kalan yaşlıların aşı sevinci görülmeye değerdi. Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı
çarşamba günü itibariyle bitirelim istiyoruz. Sağlık çalışanları büyük ölçüde aşılandı. Sıra onlara geldi. Huzur evlerinde aşılama başladı. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Süper hissediyorum. Aşısına olurken şiir okuyan 88 yaşındaki İsmail amca herkesi gülümsetti. Aslan yatağı boş kalmaz. Yaşasın Türk milleti. Pandeminin başladığı Mart ayından beri sevdikleriyle görüşemiyor, ziyaretçi yasağından dolayı evlatlarından bile uzak duruyor huzurevi sakinleri. İnşallah herkes aşı olur, rahat rahat dışarı çıkabiliriz. 15 gün daha bağışıklanmayla ilgili bir süre bekleyeceğiz. Ondan sonra tedbirlerimizi de inşallah ona göre esneteceğiz ve yaşlarımız sevdiklerine, ailelerine, çocuklarına kavuşabilecek. Sadece huzur evleri değil, engelli bakım evlerinde kalanlarla çalışanlar da aşılanmaya başladı. Aşılama öncesi Sağlık Bakanı Koca'nın önemli talimatları vardı. Hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. 90 yaş ve üzeri yaşlılarda evde sağlık hizmeti kapsamında aşılanmaya başlarken Sağlık Bakanlığı aşı uygulama kurallarını da açıkladı. Buna göre aşı tercihen sol koldan yapılacak. Alerji oluşursa ikinci doz uygulanmayacak. Geçmiş olsun. Ben bunu bak istiyordum. Hamilelerle emziren anneler de kendileri isterse aşı olabilecek. Ancak hamileliğin ilk 3 ayında yapılmaması öneriliyor. Evet. Geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla Türkiye'nin gururu, tüm dünyanın da umudu oldu onlar. Türk bilim insanlarından bahsediyorum. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den. Merkel'in veliahtı Demokrat Birlik Partisi'nin yeni başkanı da bu başarıyı Alman parlamentosuna taşıdı. Alman siyasetçinin Uğur Şahin'e teşekkürü Almanya'da gündemin birinci sırasına yerleşti. Merkel'in halefi Profesör Doktor Uğur Şahin'e övgüler yağdırdı. Türk Armin olarak bilinen Alman siyasetçinin o konuşmasına işte gerçek dost yorumları yapıldı. 1969'da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye'den babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da alarak okul birincisi olan bir Türk'ün bugün salgına karşı aşı bularak umut olması bizleri mutlu ediyor. Armin Laschet, Almanya'da Angela Merkel'in partisinin yeni başkanı seçildi. Koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla adını duyuran Türk bilim insanı Şahin'e kürsüden teşekkür etti. Ya, wirklich schöne ist. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya'daki sağduyulu vatandaşlar yabancıların gelmesinden çok memnunlar. İyi ki gelmişler. Parlamentoda yaptığı o konuşma Almanya'da yaşayan Türklerin beğenisini topladı. Bana çürümüşlüğün resmini yapabilir misin Abidin? Resmini yapamam ama görüntüsünü gösterebilirim. 17 yaşındaki yeğeni tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur ilk duruşmada serbest bırakıldı. Tahliye edildiği cezaevi önünde de davul zurnayla karşılandı. Tecavüz sanığı Çur'un tutuksuz yargılanacağını öğrenen çocuksa yaşamına son vermeye kalkıştı. Davul zurnayla ağırladılar onu. Sanki çok güzel bir marifet bir şey yapmış ki. İstismar suçundan tutuklanmıştı. Tahliye edilince yakınları cezaevi çıkışında davul zurnayla karşıladı. Nasıl onu serbest bırakırlar? Bu bahanesi yok, yani bunun bahanesi yok. Ailesiyle İsviçre'de yaşayan 17 yaşındaki genç kız tatil için Mardin'e dedesinin evine gitmişti. İddiaya göre o evde 2 gün boyunca amcasının cinsel saldırısına uğradı. Baktım orada titrek ağlıyor, hışkıra hışkıra ağlıyor. Bana söyler misin açıkçası, sana mı dokunmuş dedim. Dedi evet, bana dokunmuş, kötü bir şey yapmış. Gitmiş nenesi görmüş. Ettikten sonra gitmiş bana yapmış. O da gitmiş, lavabo da kusmuş. Genç kız canına kıymaya kalkınca ablası gerçeği öğrendi. Savcılığa koştu. Ben zaten orada ellerim yani boşaldı. Şokun içine kaldım. 14 Eylül'de DNA raporu çıktı. Her şey tespit edilmiş. İstismarla suçlanan amca tutuklandı ama ilk duruşmada serbest kaldı. Üstüne bir de yakınları onu utanmadan, sıkılmadan davul zurnayla, zılgıtlarla karşıladı.
genç kızın da ailesinin de dünyası başına yıkıldı. Meleğim düşmedim çünkü. Kız kardeşim şu an kendi zaten bitmiş durumda. Kapıdan çıkmıyor. Odasından zaten hiç çıkmıyor. Yemek doğrusu yemiyor. Ben adalet bu yerini bulmasını isterim. Veren karar çok çok beni üzdü. Şimdi mesela bu görüntüler de hukukta reform başlığı altında değerlendirilecek mi? Zira bu görüntü çürümenin görüntüsü. Başka yasalara uyulmayan yerde çürüme tek yasa olur. O çürüme o ülkenin altını oyar. Oyuktan da insan hakkı hukuku ve insan onuru buharlaşıp uçar hakikatte. Geriye de bir dayanağımız kalmaz. Dayanaksız da yaşanmaz, yaşayamayız. Durumun özü bu maalesef. Evet, şimdi bir başka habere geçeceğiz. O haberde soğuk havada dışarıda kalan bir adam. Üşümesin diye muhtarlığa çağrıldı. Yardım başvurusunda bulunurken kalbi tekledi. 42 yaşındaki hurdacı oracıkta hayatını kaybetti. Koltuğa oturdu, fenalaştı, yere düştü. Yüzüm orarmaya başladı. Fenalaştı, yardım başvurusunda bulunmak için yürüyerek girdiği muhtarlıktan cenazesi çıkarıldı. Kalivan olarak bildiğim bir kişi düşüyor soğukta diye içeriye çağırdık. Yardımlaşma vakfına müracaat edeceğinizi söyledi. Kayseri'de hurdacılık yapan 42 yaşındaki Süleyman Aslan'ın maddi sıkıntısı vardı. Muhtar işlemlerini yaparken o da sandalyeye oturdu. Müracaatını yaptık, çıktısını aldık, kimliğini ve şeyini verdim. Rahatsızlanan adam bir anda yere yığıldı, toparlanmaya çalışsa da olmadı. Yere düşünce alnından bir hafif kan geldi. Müdahaleler onu kurtarmaya yetmedi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen hurdacının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Keşke bu ülkede yardım edilmiş yoksullar yerine ortadan kaldırılmış yoksulluk olsa da iş işten geçmeden kurtarılsa bu insanlar, keşke. Devam edelim. Nurullah Çerkezoğlu Arnavutköy'de aracıyla yolda kaldı. Satmak istediği otomobilinin zarar görmesinden korktu. Korkunca da öyle bir şey yaptı ki neredeyse canından olacaktı. Geri gelirken aracın durmadığını fark ettim frene bastığım halde. Frene bastı ama olmadı. Adeta sakınan göze çöp battı. Üstelik bu uğurda canını da tehlikeye attı. Ben de hani müşteriyi bulmuşum, satamamışım arabayı. Ben de hani dedim ki bari arabaya bir şey olmasın. İstanbul'da yaşayan Nurullah Çerkezoğlu müşteri bulduğu otomobilini satmaya götürüyordu. Ama araç Arnavutköy'de yolda kaldı. Aracım da yokuşta takıldı. Ben de az bir şey geri alayım dedim. Bunun kötü bir fikir olduğunu anladığında artık çok geçti. Dışarı çıktığım zaman vitesi R'de unuttuğumu fark ettim. Kaydım, yuvarlandım, arabayı tutmaya çalıştım. Orası da hasarsızdı o taraf. Neyse ki tutabildi ama bu sefer de aracıyla duvar arasında sıkıştı. Kameraya da el sallıyordum hani güvenlikler gelsin diye. İnşaatçıların olduğunu fark ettim. Yardım ettiler. Kameraya el salladı. Onlar yardım etti ama onca çileye değmedi. Satabildik mi? Yok, hayır, satamadım. Peki hala satılık mı? Tabii ki satılık hala. İstanbul'u 3 gün boyunca lapa lapa yağan karın tadını çıkardı ama bedelini ağır ödeyenler de vardı. Otosanayiler bugün buz pistine dönen yollarda kaza yapan kar mağdurlarıyla dolup taştı. Tamirciler nefes almadan çalıştı. Bu buzlanmaya biraz yenik düştük. Kaza sayısı biraz daha arttı. Bakın, hasar alan araçlardan bir tanesi de bu. Çok araba geldi ve çok fazla kaza oldu. Takla atan aracımıza. Evet. Vurmak için geliyor kayarak. Durdurmaya çalışıyor. Durduramadı. Evet, vurdu. Dünden bu yana otosanayiler, servisler ve tamirciler kazalı araçlarla doldu taştı. Bakın, her bir aracın başında şu anda bir usta var. Canla başla tamir etmek için uğraşıyorlar. Aracın şu anda kaportası bitti, boyası bitti. Şu an toplama aşamasına geçti. Maddi olarak ne kadara çıkar bu araç? Aşağı yukarı 6000 lira falan bulur yani. Kar yağışı ve buzlanma sürücüleri olumsuz etkiledi. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kaza yapmaktan da kaçamadı.
sabah erken saatlerine başlayan kar buzlanmaya da sebep oldu. Bu yüzden oldukça fazla kaza oldu. Ben çekiciyim. Bizim dünden beri çektiğimiz aracın hatta hesabı yok. Takriben 100-150 araba çektik. Kazalı olsun, ölümlü kazalı olsun. Daha yetişemediğimiz arabalar var. Hala daha çekiyoruz yani. Kimi ön tamponu parçaladı, kimi aracın arka kısmını hasarladı. Dün sabah saatlerinden bu yana ustalar hasarlı araçları tamir etmek için var güçleriyle çalıştı. Şimdi bak bak kayıyor. Basma frene, basma frene, basma frene. Vurdu, ağda vurdu, kazandı. Karda frene bastığınız zaman tam tersine bir etki yaparak araç durmaz ve kazaya sebep olabilir. Ya arkadaş şu frendim. Ya viraj dönüyorsunuz, frene niye basıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Lütfen yapmayın ya. ABS devreye girdiği zaman endişe etmemek lazım. Aracı yavaş kullanmaları lazım. Arkadaşlar gördü, gayet yavaş yavaş iniyordum aslında. Buzlanmış. Buzlanınca tutmadı. Ben de insanlara vurmaktansa direğe vurmayı tercih ettim. Park halindeki araçlar da çok fazla hasar aldı maalesef. Of! Çok fazla dikkat dağıtıcı şeyden kaçınmak lazım. Telefonda oynamamak lazım. Uzun bir süre sonra kar yağınca herkes de telefonlarına sarıldı. O anları görüntülemek ve kar yağışını sosyal medyada paylaşmak için ne yazık ki kaza yaptı. Evet, dün bir olaya tanık olduk benzer bir şekilde. Hanımefendinin aracı yaklaşık bir hafta servisimizde kalacak. Kar topu savaşı koronavirüs dinlemedi. Eskişehir'in geleneksel eğlencesi bu yılda yapıldı ama sokağa çıkanlar kısıtlamayı unuttu. Bir gürültü, bağırış, çağırış. Karları gördüler, sokağa döküldüler. Birbirlerine kar topuyla saldırdılar. Senelerdir yaptığımız bir şey bu kar topu etkinliği. Kuru ayazıyla ünlü Eskişehir'de kar topu savaşı aslında geleneksel. Bu sene sadece habersiz oldu. O da malum korona nedeniyle. Haber vermeye de gerek yoktu. Kar topu yapacak kadar kar birikince onlarca kişi aynı anda sokağa indi. Birbirlerini kar topu yağmuruna tuttu. Hiç kar görmeyen insanlar vesaire bunlar da vardı. Ama ne yazık ki eğlenirken kısıtlamayı da deldiler. Bir yarım saat falan sürdü. Ondan sonra olaysız bir şekilde dağıldı herkes. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Sözde bir bakıcı 83 yaşındaki bir kadına hem fiziksel hem de sözlü tacizde bulunmuştu. Tepkilerin ardından polis harekete geçti ve bakıcıyı gözaltına aldı. Vicdanları yaralayan o görüntülerden de fazlası vardı. Çal! Bak sen. Hayvana bak sen. Ben kalkmayayım bakalım. O ellerin kırılsın. O ellerin. Terlik atıyor, bağırıyor, çağırıyor, laflar söylüyor, dalga geçiyor. Dalga geçti, tehdit etti, terlik attı. Bu görüntüyü izleyenlerin vicdanını sızlattı. Türkiye'nin konuştuğu o sözde Özbek bakıcı kaçarım sandı ama polise yakalandı. Bakıcıyı gönderdiniz mi efendim? Hemen onu gönderdik. Onlar çok yaramazlar. Burada beni dövüyorlar. Yüzsüzler, afsızlar. Şimdi bu ayağımdaki izi de göstereceğim polise. Jandarmaya göster ya, polis ne polis, jandarma. Kadının da zaten hareketleri biraz tuhaftı. Özbekistan uyruklu kadın İstanbul Kadıköy'de 83 yaşındaki Fatma teyzenin yanında çalışıyordu. Hem terbiyesiz hem de merhametsizdi. Ay beni. Ha? Beni. Terbiyesiz. Defol lan. Hadi. Ses yalıtımı çok az olduğu için duvarlardan bazı sesler duydum. Bir adam geldiğini gördüm. Özbek bakıcı psikolojik ve fiziksel şiddete devam ederken iddia göre sevgilisi de o anları kayıt altına aldı. Yaşlı kadın uğradığı tacize daha fazla dayanamadı. Oturduğu 12. katın camına çıktı ve avazı çıktığı kadar bağırdı. Kadıncağızın sirke bağırdığı da duyduk ama maalesef ki yani anlayamadım. Kardeşim. Burada beni dövüyorlar. Hiç olmayacak laflar. Fatma teyzenin bileklerinde morluk vardı. Evet, onu da yaptı, evet. Fatma teyze olayın ardından ailesiyle birlikte karakola gitti, şikayetçi oldu. Şimdi ablası ve yeni bakıcısıyla birlikte yaşıyor ve bir an önce Özbek bakıcının yakalanıp cezasını çekmesini istiyor. İstedikleri gibi oldu. Akşam saatlerinde o sözde bakıcı yakalandı
gözaltına alındı. Allah bildiği kimi yapsın yavrum. Ben Allah'a şikayet ettim. Yeter. Hiç korkmuyorum ya. Sen kimden korkarsın ki ayın? Allah'tan korkuyorum ben. Benim 50 yaşında bir kadın sevgili tuzağına düştü. Uygunsuz görüntüleri internet sitelerine servis edildi. Tam 15 yıldır o videoları sildirmeye çalışıyor. Yolda yürüyemez hale geldim. Çocuğum bile beni istemiyor diyen kadın yardım bekliyor. Oğlum duydu, evime gelmiyor. Kızım torunum var. Hiç göstermiyorlar, yakın bile etmiyorlar bana. Diyorlar bu rezilliği kaldır diyorlar. Benim hayatım bitti. Bu eşim bile bitirdi, o da bırakacak. Yani o da istemiyor artık. Kaldım çaresiz tek başıma burada. İddiasına göre eski sevgilisi uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Hayatı kabusa döndü. Elini ayağını öpeyim kaldır dedim. Yani öyle yalvardım ki kaldır. Ama hiç beni dinlemedi. İki tane başörtü takıyorum, gözlük takıyorum, ağzım maskeli. Herkes duyuyor, apartmanda duydular, mahallede duydular. 50 yaşındaki kadın 15 yıl önce Mehmet isimli bir adamla sevgili oldu. Evlilik hayalleri kurarken başına korkunç bir olay geldi. İddiasına göre o adam uygunsuz görüntülerini çekti. Alıyordu, götürüyordu, gezdiriyordu. Hiç aklıma gelmedi bana bir tuzak kuracakları. Tehdit etmeye başladı bu sefer beni. Arkadaşlıkları sonlandı. İddiaya göre o adam görüntüleri internete servis etti ve 50 yaşındaki kadın yolda yürüyemeyecek hale geldi. Eşimle evlendikten sonra yolda geziyoruz. Diyorlar bize. Sen kadının yanındaki kadını tanımıyor musun? Benim videolarım varmış. Dalga geçiyor. Ho 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 yapıyor bana. Çoluğumdan çocuğumdan oldum. Torunlarımdan oldum. Yıllar sonra eski sevgilisine ulaştı. Görüntüleri silmesini istedi. 2200 tane yakın video var dedim. Resimler var dedim. Yani bu sensin. Sen göt, seninle arkadaşlık ettim. Ho 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 diyor. Gülüyor böyle, kahkahalar atıyor. O kadar olmuş mu ki? Kesinlikle yok yani. Ben çekmeyeceğime göre, kendimi rezil etmeyeceğime göre demek ki sen çektin. Şov Haber o sevgiliyi de aradı. İddiaları reddetti. Kesinlikle hayır. Ben öyle şeylerle işim olmaz. Ne akrabaları ne de çocukları bu durumu kaldıramadı. 50 yaşındaki talihsiz kadın bir başına kaldı. Şimdi yetkililerden yardım bekliyor. Bir an önce o adamın cezalandırılmasını istiyor. 4 yerde davam var. Kanıtlandı. Savcılık, hakimlik tarafından her şey kanıtlandı onun adına. Çok kapılar çaldım ama bir çare bulamadım. Bu halde değil misin? İhmalin en katı halini göstereceğiz şimdi size. İstanbul'da etkili olan kar yağışı çatılarda buzlanmaya ve sarkıtların oluşmasına neden oldu. O buzlar temizlenmeyince yolda yürüyen adamın başına düştü. Ölümle yaşam arasındaki o incecik çizgiyi izleyeceğiz şimdi. Ameliyat yapılacak. Çatıdan kopan buz parçası yoldaki adamın başına düştü. Kanlar içinde yere serildi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava çatılarda sarkıtlar oluşmasına neden oldu. İşte o sarkıtların temizlenmemesi az kalsın Babahan Allayarov'u hayattan koparacaktı. O demirlerin oradan aşağı doğru düşüp çok katlı olduğu için düşerken çok fazla tahribat verdi. Yabancı uyruklu vatandaş öğlen saatlerinde Şişli Kurtuluş Ergenekon Caddesi üzerinde, yani tam bulunduğumuz bu noktada yürüyordu. Bir anda tam buraya geldiğinde işte bu binanın üstündeki buzlar onun üstüne düştü. Talihsiz adam neye uğradığını şaşırdı. Başına düşen buz kütlesi nedeniyle bir anda yere serildi. Aldığı darbe o kadar kuvvetliydi ki güçlükle yerden kaldırıldı, bir restorana sokuldu. Yukarıdan çatıdan düşen buzlar havanın erimesiyle beraber o yukarıdan boşaldı. Üst katımızda sağlıkçı arkadaşlar var. Onlar orada ilk müdahaleyi yaptılar. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla da hastaneye kaldırıldı. Restoran müdürü Murat Binali, yaralı adam ambulansa taşınana kadar ıslanmasın diye şemsiye tuttu. Yüksek miktarda kan geldi. Şu kısmından yaklaşık 3-4 santim. Kanın aktığını şiddetli bir şekilde gördük. Size işte o yayanın başına düşen buz parçasını göstereceğim. İşte buradaki buzlar çatıdan büyük bir hızla başına düştü o vatandaşın ve yaralandı. Belki ufak tefek sıyrıklarla atlattı, ancak belki de bu işte buz kütlesi onun canına mal olabilirdi. Ölümden dönen Babahan Allayarov'un gözüne dikiş atıldı. Çatıdaki buzlar da vatandaşlar tarafından temizlendi. İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında ev genişletme kavgası çıktı. Bir kadın 3 oğluyla onları şikayet eden komşusunun evini bastı. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasında kayıttaydı.
Kapımın önünde tartıştık. Beni yatak odamın içinden çekerek dışarıya çıkarttılar. Darp ettiler. Kafama yumruklar attılar. Yumruklandı, sürüklendi. Talihsiz komşu bir kadın ve 3 oğlu tarafından böyle darp edildi. Kızımı savuruyorlar. Kızım yardım çığlıkları attı camlardan. Annemi öldürüyorlar, yetişin, polis çağırın diye. İstanbul Esenyurt'taki binanın bahçe katında oturan aile dairesini genişletmek istemişti. Üst kattaki Gonca Kabataş komşusunu belediyeye ihbar etti. Arka balkonumuzun altını kapatmak istediler. Kapattırmayı müsaade etmediğim için alt komşum ve üst komşularım tarafından sürekli ölüm tehdidi alıyoruz. Şimdi kapımın önüne, camlarımın önüne tükürüyorlar. Çırp çırp. Seni öyle şikayet edeceğim ki aklın hayalin duracak. O küfürleri göstereceğim ben sana. Baş edemedi, son çare kamera taktırmaya karar verdi. Ben kamerası taktırırken geldiler, kamerayı söktürmek istediler ve bize saldırdılar. Evde 2 yaşında çoğum ve 10-11 yaşında kızım vardı. Kapı önündeki tartışma kısa sürede alevlendi. Kamerayı takacak kişi kavgayı önlemek istedi. Dayak yedi. Beni yatak odamın içinden çekerek dışarıya çıkarttılar. Yumrukladılar. Sonra saçımdan tutup kapımın önüne kadar sürüklediler beni. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Şikayetçi oldu karakola gidip. Saldırgan komşu ve 3 oğlu ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Can güvenliğimiz bizim yok burada. Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Manolya, adı gibi şahane 24 yaşında hukuk öğrencisi bir genç kız. Burnuna estetik operasyon yaptırmak için özel bir hastanede ameliyat masasına yattı ama ailesinin iddiasına göre ihmaller zinciri onu ölüme götürdü. Acılı aile hem doktor hem hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Son 5 gün içinde kızım artık kendini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Burun estetiği operasyonu için ameliyat masasına yattı. Bir daha uyanamadı. 40 gün boyunca yoğun bakımda tutulan genç kız hayatını kaybetti. Ortada ölüm var. Burun estetiğinden kaynaklı bir ölüm var. Üniversiteye gidiyordu. Hukuk okuyordu. Son senesiydi. Hayat dolu bir genç kızdı. Bütün hayalleri suya düştü. 24 yaşındaki Manoli Oktay Paris'te yaşıyordu. Burnundaki şekil bozukluğundan şikayetçiydi. Ailesiyle konuştu. Burun estetiği ameliyatı için özel bir hastaneyle iletişime geçti. Fiyatta anlaşınca da annesiyle birlikte İstanbul'a geldi. 20 Kasım'da ameliyata alındı ama işler ters gitti. Uygulanan anestezi işlemi sırasında beyne oksijen gitmiyor. İddiaya göre anestezi uygulandıktan sonra kalp ritmi arttı, fenalaştı. Doktoru ilaçları dedi tesir ettiği için alerjisi varmış, komaya girdi. Yoğun bakımda makineye bağlı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Genç kız yoğun bakımdayken doktorlar aileye bilgi verdi. Durumunun iyiye gittiğini söyledi. Bize dediler ki hayatı tehlikesini atlattı. 15 gün uyuttular. Ama ailenin iddiasına göre ihmal zinciri tedavi sürecinde de devam etti. Testler yapılmadan antibiyotikle birlikte penisilin veriliyor. Penisiline alerjisi var çocuğun. En son bize haber verdiklerinde artık dediler kritik, durumu kritik. Manoli Oktay 40 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Ailesi artık sağlığına kavuşmasını beklerken doktorlar acı haberi verdi. 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmişti. İddiaya göre hastane yönetimi cenazeyi teslim etmeden önce hastane masraflarını talep etti. Kötü haberi zaten sabah verdiler. Verir vermez hemen ilk önce gidin paranızı ödeyin dediler. Hastaneye 165 bin lira ödeyen acılı baba kızının cenazesini teslim aldı. Hem doktor hem de hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Lüks otomobillerin satıldığı bir galeriye giren 4 hırsız 10 dakikada 10 milyon liralık soygun yaptı. Öyle pişkinlerdi ki döviz dolu para kasasını galeriden çaldıkları jipe yükleyip ortadan kayboldular. Bunun yedek anahtarını alıyorlar. Rengi de aynı beyaz. 2021 model yeni kasa.
İkinci aracımız da buydu. Bunun siyahıydı. En son çıkan yeni kasalardan. Burada 10 milyona yakın bir zararımız var. Siyah, biri de beyaz. Galeriye girdiler, iki lüks ciple döviz dolu kasaları çaldılar. 10 milyon liralık vurgun yaptılar. Bunların ikisi de lüks araba. İki arabanın değeri 5 milyona yakın. Koca bir servetin buhar olup uçtuğu soygun Bahçeşehir'de yaşandı. Yani mağduruz, yani bunların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Hırsızlar 4 kişiydi. Lüks bir araçla Bahçeşehir'de bulunan galerinin önüne geldiler. Arabayı buraya park ettiler ve araçtan indiler. Önce kapıyı işte bu şekilde zorlayarak tornavidayla açtılar. Daha sonra sürgülü kapıyı da açtılar. İçeri girdiler ve ilk yaptıkları alarm sistemini devre dışı bırakmak oldu. Patlatıyorlar şu kilidi tornavidayla. Bunu açtıktan sonra şurayı patlatıyorlar şu kilidi. Alarmımızı devre dışı bırakıyorlar. Ondan sonra buraya geliyorlar. Anahtar kutumuz var. Hırsızlar galeriye girdikten sonra işte bu odaya geldi. Burada lüks araçların yedek anahtarları vardı. Onları aldılar. Daha sonra işte burada 5 milyon değerinde paranın bulunduğu kasalar vardı. Kasaları sürükleyerek önce arabaya bindirdiler. Daha sonra o yedek anahtarların kumandasına basıp arabaları belirlediler. Pişkin hırsızlar çaldıkları kasayı çaldıkları arabaya yükledi. Şurada kasamız vardı. Ondan sonra herhalde kasayı buradan sürükleyerek götürüyorlar. Arabanın içine yüklüyorlar. Biri yetmedi, bir jip daha çaldılar. Hırsızlar yaklaşık değeri 5 milyon lira olan işte bu iki aracın aynısını kumandayla açtıktan sonra buradan çalıp uzaklaştılar. O anlar kameralara böyle yansıdı. Kasamız vardı, 350 bin euro vardı, 170 bin dolar vardı. Yaklaşık iki tane aracımızın değeri 5 milyona yakındı. Yaklaşık 10 milyona yakın bir zararımız var. Sıfırı ithal araba bunlar. Polis alarmın şifre girilerek kapatıldığını belirledi. 10 dakikada 10 milyon lirası giden galericinin umudu çetenin yakalanması. Ocak ayında zamlı maaş alan milyonlarca emekli bankaların vereceği promosyona çevirdi gözlerini. 500 liradan başlayan promosyonda bankaların yarışı da kızıştı. Bazı özel bankalar rakamı 1600 liraya kadar çıkardı. Emekli promosyonunda yarış kızıştı, bankalar rakamları artırdı. Maaşa göre promosyonda kimi bankaların teklifi 1600 liraya kadar ulaştı. Ne kadar almıştınız? 750. 3-4 senedir alıyorum herhalde. Rekabete girmişler ama tabii ki menfaat sağlıyor insanlara. Bankaların verdiği o promosyon emekliler için ek bir gelir oluşturuyor. 500 liradan başlıyor verilen promosyon, maaşa göre artabiliyor. Ancak o promosyonu almak için tek bir şart var. O da aynı bankadan 3 yıl boyunca maaş almaya devam etmek. Pandemiden dolayı dışarı çıkmadım. Kendi kendine banka promosyon vermiş ama çok düşük yani. Kamu bankaları maaşa göre 500, 625 ve 750 lira ödüyor emeklilere. Ancak özel bankalar emekli pastasında payını artırabilmek adına hem promosyon tutarını yükseltiyor hem de ekstra avantajlar sunuyor. Havaleden para almama, hediye çeyrek altın, hatta ücretsiz ambulans vaadi. Bankalar promosyonda emekliyi kendine çekmek için sınır tanımıyor. Maaşın yattığı bankanın kredi kartıyla 1000 liralık alışveriş yapana 200 lira ekstradan bonus veren bile var. Hiç yoktan ama iyidir diyoruz. Bankaya fazladan emekli kazandırarak promosyonu arttırmak da mümkün. Ben kendi bankamdan memnunum yani. Evim ihtiyacını görür yani. Promosyon için anlaştığı bankayla 3 yılını dolduran emekliler Mart ayında istediği bir başka bankaya geçebilecek. 3,5 yıl süren davanın sonunda boşandı ama ne tehditlerin sonu geldi ne de yaşadığı tedirginliğin. Eski koca kurbanı olmak istemiyorum diyen genç kadın boşandığı adama elektronik kelepçe takılması için sıra bekliyor. Sürekli gözüm etrafta. Nereden çıkar? Nereden kesecek önümü? Kabusu yaşatıyor bana. Eski eş kurbanı olmak istemiyorum. Her an diken üstünde. Sokağa çıktığı an açık hedef. Benden boşanamazsın. Ben doğu erkeğim. Benden boşanmak öyle kolay değil dedi. Antalya'da yaşayan Vehbiye Aydın 4 yıl önce evlendi. Mutluluğu 4 ay sürdü. Düğünde takılan altınları ve nakit paraları benden habersiz ve izinsiz bir şekilde canlı bahis sitesinde kullandığını öğrendiğim gün güvenim sarsıldı. Boşanma kararımı ilettiğimde fiziksel şiddete, daha sonrasındaki 3,5 senelik süre içerisinde de psikolojik şiddetine maruz kaldı. İddiasına göre başına gelenler bunlarla sınırlı kalmadı. Sosyal medyada benim adıma ve benim resimlerimle hesaplar açarak beni pazarlamaya çalıştı. Boşanma davası sonuçlandı ama ayrılsa da kurtulamadı. Dışarıda gezerken biber gazı taşımak durumunda kalıyorum mecburen. Yine iddiaya göre eski kocası genç kadına çok kötü şeyler olacak,
gerçekten vuracağım. Yakınlarına da Vehbiye Aydın'la vedalaşın mesajları atmaya başladı. Öldüreceğim seni. Benimle barışmanın dışında yaşama şansın yok. Mesajları gönderen birisinin elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesini istemiyorum. Şimdi boşandığı adama elektronik kelepçe takılması için sıra gelmesini bekliyor. Bu adam tehditlerini eyleme geçirdikten sonra mı adalet yerini bulacak? İstanbul Esenyurt'ta işten çıkan iki arkadaş yolda içi altın dolu kese buldu. Keseyi alıp gitseler kimse anlamazdı ama onlar aklından bile geçirmedi. Yaptıklarıyla herkese, hepimize örnek oldular. 7500 lira çünkü bunların tanesi 3000 liradan başlıyor at altınları. Yolda altın buldular, doğru bildiklerinden şaşmadılar. Biz bir kese altın bulduk, acaba soran var mı? Herhangi birisi sormadı. Aslında olması gerekeni yapıyoruz. Neyse ki tam da istedikleri gibi oldu. Altın kesesinin sahibi onları buldu. Araba sattım, takas yaptı. Takas üstüne, arabanın üstüne bu altınları 7,5 milyar olarak saydı, müşteri bana verdi. Aldığım müşteri de belli. Bu paradan ziyade benim şu anda mutluluğum böyle insanların var olması. Dün akşamüstüydü. İki arkadaş işten çıkmıştı. Yolda onları bekleyen bir sürpriz vardı. Göksel Peker ve Enes Hicretan araçlarına doğru ilerlemeye başladı. Ancak tam da araçlarının bulunduğu bu noktada işte bu kırmızı kese vardı. İçini açan iki arkadaş şoke oldu. Bu şekilde duruyordu. Kesenin içini açtığımızda iki tane atı altını, bir tane de yarım altın bulduk. İki arkadaş işte bu 7500 lira değerindeki altınları sahibine ulaştırmaya çalışıyor. Dükkan dükkan gezdiler, altınların sahibini aradılar. Dükkanın önünde ileride altın bulduk da soran oldu mu hiç? Herhangi bir soran olmadı. Muhtemelen sahibinin bu bölgede olduğunu düşünüyorum. Kamera kayıtlarının incelenmesini istedik. 2-3 tane esnafın da bu açıyı görmediğini öğrenince biz de onlara bilgi bıraktık. Ancak kesenin sahibi hiç beklenmedik bir anda karşılarına çıktı. Bu altınlar benim. Dün ben sabah bu montumun cebinden arabanın anahtarını alırken düşürmüşüm. 3 tane altın kaybetmişim. O torbada şu anda 3 tane altın olması lazım. Haberimizi yaptığımız sırada altınların gerçek sahibi geldi ve o altınların kendisine ait olduğunu söyledi. 2 tane kulpsuz, 1 tane de kulplu. Tarif ettiği gibi mi? Evet, tarif ettiği gibi. Altınlar eğer ki öyle değilse altınlar benim değildir. Bilgilerin hepsi doğruydu. Dün dedim ki inşallah altını bulan ihtiyacı olan birisi bulur. O para da helal hoş olsun dedim. Vermesen de helal etmiştim. İhtiyacımız var ama kesinlikle biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Yani ben... Arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Çok para değildir. Bir miktar vereyim kendisine çok diyeceğim ama kesinlikle bir yemek borcum olsun. İstanbul'da Covid-19'a yakalanan bir aile özel bir hastanenin acil servisine gitmek zorunda kaldı. 3 kişiye yaklaşık 2 saatlik tedavi için toplamda 14.100 liralık fatura çıktı. Avukatları işin peşine düştü. Bakın nasıl bir emsal karar çıktı. Koronaydım. Hastaneye gittim. Özel bir hastane. 4700 lira fatura çıkardılar. Annemle babam da gitti. Aynı faturayı onlara da çıkardılar. 2 saat süren bir işlem için kişi başı 4700. Bu yasal değil, işgüzarlıktır. Biz ailece 12.300 liramızı geri aldık. Zaten koronayı da atlattık. Bu para da bize ilaç gibi geldi. Emsal olabilecek bir karar. Çekirdek bir aile düşünün. Anne, baba ve çocuk geçtiğimiz Kasım ayında Covid-19'a yakalandılar. 2 saatlik bir tedavi uygulandı ama çıkan fatura dudak uçuklattı. Kişi başı 4700 liralık fatura çıktı. Yani toplamda 14.100 lira bir fatura çıkartılıyor. İşte bu faturadan aylar sonra bir de emsal karar çıktı. O özel hastane o faturanın büyük bir kısmını iade etmek zorunda kaldı. Bakın haklarını nasıl geri aldılar. Hastanelerin yoğun olduğu bir dönem söz konusuydu. Binlerce kişi özel hastanenin acil servisine başvurmak zorunda kaldı. 3-4 tane test yaptılar, serum taktılar. 2-3 saat sürdü yaklaşık yani. Sağlık Bakanlığı zaten kalem kalem üst sınırı belirliyor. İğne için, serum için, tahlil için özel hastaneler acil servislerine kafalarına göre fatura kesemezler. Mecbur ona gece ödemek zorundaydım, ödedim. Avukatları o faturanın peşine düştü. Önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na, sonra da Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı. Hem hastaneyi SGK'ya şikayet ettik, hem kendileri ihtarname çektik. Hastane paramızı müvekkillerin doğrudan hesabına iade etti. Çetin ailesi ödedikleri 14.100 liranın tam 12.300 lirasını geri aldı. Büyük bir para. Çok mutlu oldum, sevindim yani. Boşu boşuna o kadar parayı bizden almışlar yani. Aynı mağduriyeti yaşayanlar da eğer özel hastane fahiş fatura çıkardıysa
paralarını geri alabilir. Herkes bir avukata başvursun, parasını iade alsın ve benim gibi mutlu olsun yani. Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir boşanma kararı daha çıktı. Yüksek Mahkeme taraflardan biri makul bir gerekçesi olmaksızın çocuk istemiyorsa o tarafın evlilikte kusurlu sayılacağına hükmetti. Yani çocuk olmalı. Aileyi aile yapan çocuktur. Bence herkes özgür. İstememek hak mı? Evet bence hak. Çocuk sahibi olmak istemiyorsa evlenmez. Boşanma davalarında emsal bir karar daha çıktı Yargıtay'dan. Makul sebep olmaksızın çocuk sahibi istemeyen taraf evlilikte kusurlu bulundu. Çocukla evliliğin ne alakası var? O eşini sevdikten sonra olabilir. Eşiniz çocuk istemese siz boşanır mıydınız? Evet, boşanırdım kesinlikle. İzmirli çiftin boşanma davasında kadın kocasını şans oyunları oynayıp evin ekonomisini yönetememekle, kocası da eşini sadakatsizlik ve kıskançlıkla suçladı. Mahkeme erkeği hafif kusurlu buldu ve tazminatı erkek almalı dedi. Şimdiki insanlar hep bahane üretmek için yani bir şey bahane edip boşanıyorlar ya. Bence bu sebep olmamalı ya. Daha birçok sebepler vardır. Yani kadına ağır kusur yüklediği yerel mahkeme ancak iki tarafta kararı temiz etti. Bölge İdare Mahkemesi başvuruyu esastan reddedince dosya Yargıtay'ın önüne geldi. Bence boşanma sebebi. Ben kadın olsaydım çocuk sahibi olmak isterdim. Uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olmamak belki insanı sıkabilir. Dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Makul bir sebep göstermeksizin çocuk sahibi olmak istemeyen erkek kusurlu bulundu. Eşim istemiyorsa zorlamanın hiçbir mantığı yok bence. Siz olsanız dava açar mıydınız? Hayır tabii ki de. Kadın haklı. Üstelik yerel mahkemenin erkeğe verdiği tazminat kararı da bozuldu. Üst mahkemenin o dikkat çeken kararıyla boşanmadaki kusurlara bir yenisi eklenmiş oldu. Türkiye kar sevincinde buluştu. Hasretle beklenen, kar altında denize giren de oldu. Karların arasında güreş tutan, banyo yapan da. Bakalım kar şenliklerinin bugününde neler neler oldu. Hadi abi. Yapma sana yapma. Önce çay keyfi yaptı, sonra da kendini beyaz örtüye bıraktı. Biraz abi yanıyor. Aynı dakikalarda Zonguldak'ta karda hem güreş keyfi vardı hem de deniz coşkusu. Türkiye sınır tanımadı. Kar sevinciyle termometrelere meydan okudu. Evet, karda çay keyfi. Sakarya'da kamp alanı işleten Yılmaz Sarı, montunu kıyafetlerini kenara bıraktı. Şortuyla karlara daldı. Ne yaptıysa kara soğuğa doymadı. Kızım, gel babanın yanına. Zonguldak'taysa iki kapadar er meydanında değil, buz gibi havada kozlarını paylaştı. Tam deniz havası, evet abim benim, evet. O tam deniz havası dedi ama sıcaklık sıfırın altındaydı. Kar banyosunu yaptı. Evet, kar banyosunu da yapıyoruz inşallah. Kızgın kumlardan serin sulara klişesine ters takla attırdı. Bizim en vefalı dostlarımız onlar. İçimizde vicdan, merhamet, vefa adına azıcık bir kırıntı kalmışsa onu harekete geçiren onlar. O yüzden onlara bin bir teşekkür borçluyuz hakikaten. Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk 5 gün önce hastalandı. Ambulansla hastaneye götürüldü. Köpeği Boncuk da peşinden gitti. O taburcu olana kadar da hiçbir yere ayrılmadı. Her gün saat 9 gibi geliyor, akşama kadar bekliyor. Paspasta merdivenlerde hastane kapısından nöbet tuttu. Günlerce orada yattı, orada kalktı. Hastası burada yatıyor, sahibini bekliyor yani. Sahibi taburcu olunca da dünyalar onun oldu. Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk 5 gün önce rahatsızlanınca köpeği Boncuk onun taşındığı ambulansı takip etti, hastaneye kadar gitti. Babamın arabası köyde, bu Boncuk 3 gün orada kaldı köyde. Arabanın yanından hiç ayrılmadı. Sonra aşağıya getirdiler buradaki evine. Burada olduğunu öğrenince 3-4 günden beri de hastanenin kapısından ayrılmıyor. Burada camdan sesleniyorum, onu duruyor burada. Devamlı bana alışkın, ben de özlüyorum onu.
Özlem sahibinin taburcu olmasıyla sona erdi. Cemal Şentürk'ü kapıda gören Boncuk sevinçten adeta delirdi. İnsan mutlu oluyor yani. İnsana insan gibi yakınlık ediyor. Ufak bir hatırlatmamız var. Show Haber WhatsApp ve BIP ihbar hattı telefon numaralarımız 0536-266-90-00, 0536-266-90-02. Sırada reklamlar. Haberin merkezinde Show Ana Haber'deydiniz. İyi akşamlar.